Klasik bilgisayarlar kuantum alanlarını gerçek zamanda taklit etmekte zorlanıyor. Nedeni basit, dolaşıklık hızla artıyor. İşaret problemi ortaya çıkıyor ve hesaplama yükü üstel şekilde büyüyor. Bu yüzden çözüm dolaşıklığın doğal olduğu donanımlarda yatıyor. Kuantum simülatörler. Son yıllarda iki ana yol öne çıktı. İlki QDIT tabanlı dijital simülasyonlar. Kalsiyum 40 iyonlarıyla her site için 5 enerji düzeyi kullanılarak 2 boyutlu CAD kuantum elektrodinamiği kuruldu. Qubit yerine QDIT kullanmak devreyi yaklaşık 10 kat kısalttı. 10 ila 20 milisaniye gibi kısa bir sürede vakumdan doğan parçacık karşı parçacık çiftleri ve yoğunluktaki salınımlar doğrudan donanım üzerinde gözlendi. Yani alan dinamiği gerçek zamanda ve fiziksel cihazın içinde gerçekleşti. İkincisi ise analog simülatörler. Rydberg atom dizileri gibi platformlar hedef kuramla aynı formda davranan laboratuvar sistemleri kuruyor. Böylece bir boyutlu CAD ve iki boyuttaki string breaking gibi olgular büyük sistem boyutlarında görülebiliyor. Bazı iki boyutlu düzenekler henüz tam manyetik dinamikleri içermese de ulaşılan ölçek etkileyici. Bu iki uç arasında bir de hibrit yaklaşım var. Programlanabilir kapılar ile doğal zaman evrimini birleştirerek Trotter kaynaklı ayrıklaştırma hatası ile kontrol edilebilirlik arasında dengeli bir çözüm sunuyor. Bu neden önemli? 3 boyuta ve özellikle abelyen olmayan kuantum kromodinamiğine ölçeklenince hadronlaşmanın gerçek zamanlı tablosunu çıkarmak, erken evrende kuark gluon plazmasını anlamak ve yeni malzeme kimya fazlarını tasarlamak mümkün olacak. Klasik hesaplamanın erişemediği alanlar açılacak. Önümüzdeki zorluklar ise şunlar. Gauss yasası gibi ölçüt kısıtlarını doğrudan donanımda sağlamak. Kısa vadede hata azaltma, uzun vadede hataya dayanıklı mimarilere geçiş. SU3 fiziğini verimli temsil edecek yerel Hilbert uzayı kodlamaları. Özetle mesele artık analog mu dijital mi değil. Modele göre uyarlanmış hibrit stratejilerle kuantum alan kuramlarını masa üstüne indirmek. Kuantumla kuantumu simüle etmek. Bir slogan olmaktan çıktı. Artık bir yol haritası.